Değerli konuklar, saygıdeğer meslektaşlarımız, Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası olarak Uyumsoft işbirliğinde düzenlemiş olduğumuz E-Denetmen başlıklı seminerimize hoş geldiniz. Uyumsoft Kurumsal Bulut Hizmetleri Genel Müdürü Erhun Öcalan'ın sunumunda gerçekleşecek olan bugünkü seminerimizde E-Defter kayıtlarımızın vergi usul kanunu başta olmak üzere genel muhasebe ilke ve standartları ile Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre elektronik ortamda denetlenmesine ilişkin ayrıntılı bilgiler edineceğiz. Sunumu yapmak üzere sözü değerli konuğumuza vermeden önce bugünkü seminerimizin açılış konuşmasını yapmak üzere Oda Başkanım Hüseyin Ali'yi kürsüye davet ediyorum. Evet arkadaşlar, hepinize merhabalar. Seminerimizi aynı zamanda kayıt altında YouTube kanalımızda da yayınlayacağız. Oda seçimlerinden sonra bir konuyu çok öne çıkardığımız çıkarmamız söz konusuydu. Vergi incelemeleri arkadaşlar. Ben ve yönetim kurulumuz seçimden önceki dönemlerde de vergi incelemelerinin meslektaşlar üzerine olumsuz etkileri olduğunu, olumsuz sonuçları olduğunu, aramızda kurul üyelerimiz de var ve bundan bahisle aslında meslektaşlarımızın hep bu konuda belli noktada uyarılması ve mentörlük, hatta bununla ilgili de odada bir komisyon kurduk, mentörlük komisyonu. Mentörlük faaliyeti verelim istedik. Uyumsoft'la beraber Sayın Erhun Öcal'la görüşmemizde bu konuyla ilgili bir yazılım gerçekleştirdiklerini, TÜRMOB'un da bu konuda Dijital Dönüşüm Kurulu Başkanı da burada bir yazılım çalışması içerisinde olduğunu biliyoruz. Odadaki sorumluluk dosyalarının büyük kısmı vergi incelemeleri ile ilgili arkadaşlar. Meslektaşların bir kısmı gerçekten bu sorumluluğu hak edecek derecede mesleği kötü icra ediyorlar ama bir kısmı da aslında gerçekten hazırlıksız oldukları, yeteri kadar donatılmadıkları ve konunun çok farkında olmadıkları için bu sorumluluğa maruz kalıyorlar. Müfettişlerin bu konuda objektif davrandıklarını düşünmüyoruz. Dolayısıyla böyle bir konu geldiği zaman hafta içi de olsa bu konuyu kaynağından öğrenelim ve bu konuyla ilgili de meslektaşlarımız bilgilensin istedik. Bir taraftan meslektaşlarımızın bu konuda zarar görmesini önleyelim. Bir taraftan da Haksız Rekabetle Mücadele Kurulu ve Disiplin Kurulu'na gelen dosyaların kaynağında kesilmesini sağlayalım istedik. Umarım hem kayıtlarımız hem de burası için verimli bir seminer olur. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. Başarılı bir seminer olmasını diliyorum. Oda Başkanımız Hüseyin Ali'yle açılış konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Sunumlarını yapmak üzere değerli konuğumuz Uyumsoft Kurumsal Bulut Hizmetleri Genel Müdürü Erhun Öcal'ı kürsüye davet ediyorum. Evet, sesim herhalde net geliyor, ayarlamıştık. Öncelikle başkanımıza çok teşekkür ediyorum, çok sağ olun. Siz değerli mali müşavirlerimizin de bugün kıymetli vakitlerini ayırarak burada olmaları gerçekten çok önemli. Başkanım da söylediği gibi şimdi özellikle ben bugün size elektronik defterlerin denetlenme noktasında ürünün bir tanıtımını yapacağım. Önce bir sunum üzerinden bütün bir akışı sizlere anlatacağım. Sonrasında da canlı gerçek bir takım bizdeki veriler üzerinden de bu denetlenme sonrasında oluşturulan analiz raporlarının detaylarını, bunları hangi noktalarda yazılım denetliyor, bize nasıl bir imkan sunuyor, bunlar hakkında bilgi vereceğim. Ürünümüzün şu anki kapsamı vergi usul kanunu, ticaret kanunu ve muhasebe ilke standartları içerisinde denetliyor. Var olan ürünümüzün yıl sonunda da bütün bu kapsamın üzerine de mali tablolar analizi de geliyor.
Özellikle biz aslında mali müşavirlerimizi şirketlerin, özellikle büyük şirketlerin bağımsız yönetim kurulu üyesi olmalarını çok arzu ediyoruz. Çünkü özellikle bir şirketin 2023 yılına ait bütün mali tablo analizlerini o raporun altında kendi yorumlarıyla birlikte şirket yönetimlerine verebilir boyutta olmalarını çok arzu ediyoruz. Yani hepimiz burada işverenlerin mali tablo analizlerini okur yazarlığı konusunda ne kadar ne seviyede olduğunu biliyoruz. Ama şöyle de bir gerçek var. Aynı zamanda bir de tabii bu sürecin içerisinde bu yıl sonu mutlaka uygulanacak olan enflasyon muhasebesi var. Bu çok önemli bir gündem. Dolayısıyla buradaki mali tablo analizlerinin de bu enflasyon muhasebesini de göz önünde bulundurularak bundan arındırılmış olarak şirketin yapısını görülüyor olması lazım. Bir sonraki aşamada gene çok uzun olmayacak. Biz aslında o süreçte de sizlerin olmasını çok arzu ediyoruz. Enflasyondan arındırıldıktan sonra şirket değerlemeleri. Özellikle borsaya açılmak isteyen şirketlere mali müşavirlerimizin kendi mükellefleriyle ilgili. Burada tabii birçok disiplinden veri alınacak. Sektör ortalamalarından tutun da Maliye Bakanlığı, Gelirler Başkanlığı, Ticaret Bakanlığı'ndan vesaireden bir sürü veriyi toplayarak mali tabloları da analiz ederek şirketin gerçek enflasyondan arındırılmış değerlemesi ortaya çıkacak. Mesela başımızdan geçen bir örnek var İstanbul'da. Bir grup değerleme yapıyor bir şirket için. 60 milyon lira şirket için değer biçiliyor. Fakat aslında böyle bir takım bu tip bir platform olsa mesela daha fazla bir çalışma yapılıyor. Şirketin aslında gerçek değeri 150 milyon TL gibi. Arada 90 milyon çok ciddi sapmalar var. Şimdi buradaki konu artık elektronik fatura, e-belge, işte e-defter konusunun çok daha dışında biz mali müşavir arkadaşlarımızın mümkünse bilanço esasına göre tuttukları defter müşterileriyle alakalı bu noktaya geçmesini çok arzu ediyoruz. Çünkü daha önceden bu konuyla ilgili biz bir özel entegratörüz. Dijital dönüşüm jargonu çok kullanılıyordu ve çok bize göre de çok yıpratılmış olan benim şahsi görüşüm. Biz de özellikle mali müşavirlerimize bu sürecin yapılmasıyla ilgili bilgi veriyorduk. Bana birkaç tanıdığım mali müşavir geldi, dedi ki peki güzel de yani bu dönüşümü biz nasıl yapacağız? Hep audit, denetleme vesaire diyorsunuz. Evet, Big Four'lar yapıyor. Biz mücadele edemiyoruz. İşte şirket destek de sonuç itibariyle. Biz dedik ki yakında size böyle bir platform sunacağız. Gitmek istediğimiz nokta, çünkü şöyle söyleyeyim, biraz sonra anlatacağım. Şirket özellikle platform içerisinde düzenlenen bu elektronik verilerin, defter verilerinin HTML formatında bankalara bile verilmesini sağlayabilecek bir yapı var. Çünkü neden? Bankalar kredi değerlendirmesi yaparken HTML formatta istiyor. Tabii bunların hepsi belli bir takım muvaffakatnameyle, yani bilgi doğrultusunda, onay doğrultusunda verilecek. Ama verdiğinizde bankalar artık, şöyle de bir bilgi vereyim, Türkiye'de pazarı kapsayan 29 bankanın yaklaşık 12 tanesi açık bankacılığa geçmiş durumda. Yani önümüzdeki birkaç yıl içerisinde açık bankacılığa geçmeyen hiçbir banka kalmayacak. Bunun anlamı şu, tüm elektronik verilerinden ve bu tip tablo analizleri neticesinde kredileri belirleyecek. İzmir'de başımıza geldi. Bir mali müşavir arkadaşımız tutmuş olduğu defterle ilgili aslında ayırması gereken bir takım payları, hesapları yanlış kullandığı için biz böyle bir denetimden geçirdik. Uğraşıyorlarmış ki kredi almak için. 900 bin lira alamadıkları krediyi düzelttiler, 1,5 milyon lira kredi aldılar şirkete. Niye? Elektronik hassasiyetle denetleyebildikleri için tüm defteri. Özellikle yıllık defter sayıları kapasitesi sayfa olarak 3000, 5000, 10000 sayfaya geldiğinde onların hiçbirini YMİ satırında tek tek her kanun maddesi bazında denetlemek mümkün değil. Pratikte zaten çok zor. Dolayısıyla biz aslında sizin bünyenizdeki yapıyı, yani yönettiğiniz bu mali sistemi regüle ederken bu yapıyı çok daha analiz eder boyuta getireceğiz. Neden? Bakın şöyle bir sistem var Maliye Bakanlığı bünyesinde. Adı Derin. Gerçekten ismi Derin. 1400 noktada gönderdiğiniz elektronik defterler denetleniyor arkadaşlar. 1400 noktada. Bunun içerisinde Ticaret Kanunu, Vergi Usulü Kanunu, Borçlar Kanunu, MASAK, aklınıza gelecek bütün mali disiplinde bu defterler denetleniyor. 1400 kuralda denetleniyor. Ortakların özellikle kredi kartı harcamalarına kadar karşılaştırılıyor. Yani hani görülmüyor zannediliyor. Bugün yanlış hatırlamıyorsam
450-480 bin civarında elektronik deftere geçen mükellef var. Yıl sonunda bu mükellef sayısı muhtemelen 700 bini, 650-700 bini bulacak elektronik deftere geçen mükellef sayısı. Bunun içerisinde şahıs şirketleri de var elektronik ticaretten dolayı. Ama limited ve anonim şirket olarak baktığımızda şöyle bilgi de vereyim. Türkiye'de 1 milyon 100 bin limited AŞ var. Bunun 83 bini anonim şirket. Biz bu sayılara kadar, adetlerine kadar biliyoruz. Ve tek tek bakıyoruz. Şimdi dolayısıyla veriyi yönetiyorsanız, ki sizin işiniz zaten veri ve data, bunu yönetmek, o zaman bütün süreci yönetebiliyorsunuz. Ölçemediğiniz ve önlem alamadığınız sürece bir şey getiremiyorsunuz. Bugün benden çok daha iyi biliyorsunuz. En ufak bir vergi usul cezası 27.500 liradan başlıyor. Minimum, en ufak. Öyle kalmıyor ki. Girdiği zaman oraya özellikle bir denetim vergi müfettişi en az 200 bin, 300 bin yapılan hatalara göre milyonları bile bulabiliyor. Bizim amacımız burada yaklaşık 200-220 noktada elektronik defterlerinizi YEDES Başkanlığı'na ister aylık ister dönemsel olarak 3 aylık dönemlerde göndermeden önce bunları bir denetime tabi tutuyor olmanız. Ve size zaten biraz sonra göstereceğim. Tek tek satır bazında, hesap bazında, alt hesap bazında nokta atışı nerede, ne olduğunu, hangi kanun maddesine göre uygunsuzluk olduğunu nokta atışı veriyor sistem. Yani bir şeyi artık bundan sonra önlem alıp almamak tamamen size kalmış olan bir şey. Kanuni bir yaptırımı yok. Biz uyarıyoruz. Diyoruz ki bakın burada böyle bir durum var. Bu süreci siz yönetiyorsunuz çünkü. Evet. Şimdi burada dediğim gibi yıl sonunda mali tablo analizleri gelecek. 2024'te de şirket değerlemesine gelecek. Biz mali müşavirleri artık şirket değerlemesinde veyahut da şirketlerin bağımsız yönetim kurulu üyeliğinde olmasını istiyoruz. Avukatlar bu konuyu çok iyi başarmış durumda. Dolayısıyla da aslında bu kadar önemli bir konuda sizlerin de orta boy veyahut da işte orta kovi ya da biraz daha büyük kovi olan şirketlerde veya daha büyük şirketlerde söz sahibi olduğunuz zaman bu tip platformlarla o zaman bana göre mesleğinizde asıl olması gerektiği konuda bu bizim vizyonumuz mali müşterilerle ilgili. Bizim böyle bir arzumuz var. Bu arzu doğrultusunda da ürün geliştiriyoruz sizin için. Bir üründen daha bahsedeceğim müsaadenizle, ondan sonra geçeceğim. Şimdi bakın mesela biz sizden gelen operasyon konusunu çok iyi dinlemeye çalışıyoruz. Mesela özellikle büyük perakende zincirleriyle çalışan, kafe restoranlarla çalışan veya şöyle demek istiyorum. Ay sonlarında size mükelleflerinizin göndermiş olduğu koçan şeklinde Z raporları var. Oturuyorsunuz. İşte bir muhasebe elemanızla bunları tek tek sisteme, Luca'ya işte vesaire kullandığınız muhasebe yazımı girdirmeye çalışıyorsunuz. Şimdi biz özellikle bu Haziran sonunda Z Transfer diye bir ürün çıkartıyoruz. Bu ürün bağımsız çalışıyor. Hangi mali müşavir programını kullanıp kullanmadığınız önemli değil. Ya XML ya da Excel, CSV dosyası olarak. Bir kere burada bir YMI muhasebe fişini otomatik oluşturuyor. Türkiye'deki Hugin Türkiye ve Ingenico Türkiye ile özel bir anlaşma yaptık. Sisteme giriyorsunuz, mükellefinizin VKN'sini tanıtıyorsunuz. Size o VKN eğer bir diyelim ki perakende zincirinde çalışan bir işletme, hangi ÖKC'leri kullanıyorsa anlaşma gereği size biz aktivasyonu yaptığımız zaman size Hugin veya Ingenico ya da ilgili muhataba kimse web sayfalarını gönderir. Sisteme bir giriyorsunuz. O VKN'ye ait 50, 100, 200 kaç tane ÖKC varsa o ÖKC'lerin üzerinden geçen bütün elektronik veriyi ister aylık, ister belirlenen tarih, isterse günlük çekip size YMI muhasebe fişini de oluşturuyor. İçeriye al diyorsunuz. Bütün ÖKC'lerin muhasebeleşmesini sağlayabileceksiniz. Tek tek fiş girişi bitiyor. Bunu XML format ve Excel. Niye bize çok yoğun bir talep var? Şimdi biz bunu kendi ticari yazılımlarımız, mali müşavir yazılımlarımızla tamamen entegre ettik. Yani biz artık kendi mali müşavir yazılımımızın bir portal olmasını istiyoruz. Devlet kapıları vesaire zaten var. Ama mesela e-denetmenle direkt entegre çalışıyor. YMI defterlerini gönder diyorsunuz denetime. Otomatik gidiyor defterler. Öteki şite geçiyorsunuz. Denetle diyorsunuz. Baktığınız orada gördüğünüz bir takım rapordaki arzi durumları. Dönüyorsunuz yazılımınıza. Acaba bunlar niye böyle olmuş? Biz yapıyı artık buraya taşımak istiyoruz. Ve bütün paydaşlarla da konuyu tamamen bu elektronik ortama götürmek istiyoruz. Çünkü veri var. Ben size şöyle söyleyeyim. Yurt dışında bu kadar konsolide bir şekilde elektronik defter dataları tek formatta bu standartta değil. Amerika'da bile değil.
Türkiye'de Maliye Bakanlığı müthiş bir iş yaptı. GDDİ Başkanlığı'nda birlikte. Şu an artık o veri standart. Hangi yazılım ne olduğu önemli. Denetmen nasıl çalışabilir? Denetmen şöyle çalışabilir. GDDİ Başkanlığı yani e-defter, Gov.tr'de elektronik defter uyumlu defter üreten bir yazılım listesi var. Dikkat ederseniz 170 küsür tane. Onların içerisinde bir yazılımsa mükellefinizin ya da sizin kullandığınız yazılım XML formatında yani gibin istediği formatta YMİ defterini oluşturuyorsa bizim için bitmiştir. O datayı biz e-denetmende okuyabiliriz. Standartı bu. Ben müsaadenizle geçeyim. Şimdi size gönderilen kullanıcı adı ve şifresiyle ve o linke girdiğinizde böyle bir ekran karşılıyor sizi. Bu bir portal. Kendi başına çalışabildiği gibi, dediğim gibi bizim kendi MyShare yazılımımızla da entegre çalışabiliyor. Devam edelim. Şimdi burada bakın, kullanıcı adı şifreyi de girdiniz. Böyle bir portal sizi karşılıyor. İşte yukarıdaki ekranda diyor ki, şu kadar mükellefle çalışıyorsun. Bu mükellefe ait defterlerle ilgili en son bunları yükledin, geri kalanını yüklemedin. En sağa doğru devam ettiğinizde, yani turuncuya doğru devam ettiğinizde de diyor ki, bütün bu sistemde tuttuğun mükelleflerinle ilgili şu ana kadar ben şu kadar uygunsuzluk yakaladım diyor. Bunun da portalde şurada altta yakaladığı madde detayında ki ben burada sayıyı biraz daha arttırayım. Ha burada evet böyle. Grupluyor. Bunda diyor 15 tane, bunda 4 tane, bu maddeden 8 tane. Yan tarafında da diyor ki, pardon çok özür dilerim. Şurada da diyor ki bu şirketine dikkat et diyor. Bak uygunsuzlukların çok büyük bir oranı bu şirkette toplanmış diyor. Ya da oradan da bakabilirsiniz. Şimdi dolayısıyla aslında bu bir portlet, rapora gitmeden sizi içerideki yapıyla ilgili uyarıyor. Nokta atışı. Şimdi burayı biraz geçeceğim. Bu içeride sizlerin kendinize ait denetimci tanımlarını yapıyorsunuz. Sonrasında birden fazla şirketinizde, büronuzda ilgili şirketlerle ilgili kullanıcılar varsa onların tanımlamalarını yapıyorsunuz. Sonra da bu sistemde denetlediğiniz mükellefleriniz zaten biz aktivasyon esnasında bunları içeriye tanımlamış oluyoruz. Siz sadece yetkiyi sizde mi toplayacaksınız yoksa bu mükellefleri işte diyelim ki başka ortağınız veya sizin şirketinizde çalışan başka maaşlar arkadaşlarımız varsa onlara yetki verip vermemeyle ilgili burada bir düzenleme yapıyorsunuz. Bunu bir kere yapıyorsunuz. Bu yetki dağılımını yaptıktan sonra artık herkes yetkisi doğrultusunda o şirketlere ait defterle ilgili denetim işlemlerini çok hızlı bir şekilde yapabiliyor. Grup şirketi olarak da düşündüğümüzde aynı şey. Yani en tepede admin yetkisinde işte grubun en başındaki finanstan sorumlu ya da muhasebeden sorumlu direktör olabilir, müdür olabilir. Altında da personelleri de bu şirketler doğrultusunda, mükellef doğrultusunda bu yetkilendirmeleri yaparak sistemi denetleyebilirler. Şimdi burayı da geçeceğim. Bakın burada mesela hangi mükellefe ilgili kullanıcı bunu denetlesin veya şunlara dokunmasın. Yetkisi yok deyip burada o yetkilendirmeyi bir kere yapıyorsunuz. Çok basit. Arayüzle ilgili ben size şöyle söyleyeyim. Bir sunumu veriyoruz. Bir de çok kısa bir videosu var. Kullanıcı eğitimi diye bir şey yok. Gerek kalmıyor. Çünkü biraz sonra geçeceğim arayüze. Biz arayüzü tasarlarken o kadar kolay tasarladık ki yani bunun hani eğitimi var mı yok mu diye hiçbir şey sormanıza gerek yok. Çünkü bütün mevzuat denetimle ilgili kurallar arka tarafta kodda gömülü. Sizin adınıza inceleyip diyor ki bu böyle diyor. Yani bir şeyi alıp oradan oraya, oradan oraya, oradan oraya taşımanıza gerek yok. Şimdi temel soru, buraya da geçeceğim. Şimdi mesela nereye geçtik? Defter işlemlerine geçtik. Demin tanımlardaydık. İlk önce ana sayfadaydık. Sonra tanımlara, defter işlemlerine geçtik. Orada da şurada olduğu gibi ana sayfa, tanımlar ve defter. Defter işlemlerine geçtiğimizde şurada bize diyor ki hangi mükellefle ilgili diyor incelemeyi yapacaksın. Mükellefi seçiyoruz, ilgili yılı seçiyoruz. Seçtiğimizde şöyle bir ekran karşımıza geliyor. Şimdi bu ekranı nasıl okuyacağız? Hemen şuradan ben kenara geçerek size şuradan söyleyeyim. Şimdi sol tarafta orada da şurada Ocak, Şubat vesaire yani hangi aylarda defter yüklendiyse burada benim biraz ses şey yapıyor. Şuradan geçeyim. İlgili aylarda şurada Ocak, Şubat bütün yüklenmiş olan defterleri görüyorsunuz. Şurada da dikkat ederseniz yüklendi diye bilgi vermiş. Ağustos'u yüklememişiz.
Şimdi şurada bir yapı var, bir de şurada bir yapı var. Onlar hakkında da bilgi vereceğim. İlerleyelim. Şimdi depleri nasıl yükleyeceğiz? Bakın buradaki örnekte bu bir perakende zinciri. Aşağı yukarı boyutlar 200 MB. Her boyut 8 parçadan oluşuyor defter. Ve burada incelemeye tabi tuttuğumuz defterler arkadaşlar YMY defterleri. Kibire gerek yok. İlgili kullanmış olduğunuz entegratörün e-defter portalinde zaten bir beratlar var, bir de YMY defterleri var. Bizde de öyle. Dolayısıyla mesela ne yapmışız? Burada Ağustos ayının defteri YMY olduğunu görüyoruz. İşte birinci parça, ikinci parça diye 8 parça. Bunları ya mouse'la seçebiliyorsunuz ya da sağ tuşla WinRAR, WinZip'liyorsunuz. Tek zip dosyasını tutup buraya da koyabilirsiniz. 8 tane dosyayı tutup buraya da sürükleyip bırakabilirsiniz. Yükleme bu kadar. Başka kullanacağınız bir detay yok. Çok basit bir kullanımı var. Yüklediğiniz zaman ne oluyor? Şöyle bir ekran geliyor. Diyor ki, evet 8 parçadan oluşan ben diyor Ağustos ayına ait olan defterleri buraya getirdim. Ara bellekte tutuyorum. Yükleme işlemi tamamlandı mı? Hayır. Diyoruz ki aşağıdaki şurada yüklemeyi tamamla dediğimizde tamamladığımızda sistem yaklaşık bir 30. Yani şu 1.6 GB boyutunda bir elektronik defterden bahsediyorum. Böyle 50 MB, 100 MB değil. 30-40 saniye içerisinde de biz çok kod optimizasyonunda çok çalıştık. Yani arkada saatlerce bu konu dönmesin diye. Dolayısıyla da yaklaşık 30 saniye içerisinde size diyor ki evet defteri sisteme yükledim artık analiz edebilirim diyor, hazırım diyor. Şimdi dikkat ederseniz şurada analizi başlat haline döndü Ağustos ayı. Demin orası yoktu bir şey. Biz yüklediğimiz için artık ben Ağustos ayına ait olan defteri analize başlayabilirim. Zaten bir sonraki ekran diyorum ki evet analiz yap dediğimde kuyruğa atıyor. Siz bu sırada gidip işte öteki şitte Luca ile veya başka bir programınızda çalışabilirsiniz. Ne kadar süre veri vereyim? Yaklaşık 2 dakika. Yani 1,5 dakika, 1,5 GB'lık datayı biz 2 dakika içerisinde belki binlerce, milyonlarca sayfa YMY defterini 2 dakika içerisinde bu söylemiş olduğum kanun maddeleri bazında denetliyoruz. Şimdi denetlediğinde dikkat ederseniz Ağustos ayında şu ikonlar aktif hale geldi. Bu ikonların ne olduğunu söyleyeyim. Şurada kalp atışı gibi bir ikon görüyorsunuz. O analiz raporu. Yanındaki sarı ikonun üzerinde de bir takım sayılar var. 8, 10, 20 falan. Bu da şu. Her ay bazında yakaladığı uygunsuzluk tespitler defterin içerisinde. Burada iki tane seçeneğimiz var. Ocak ayına bakmak istersen komple bütün bu maddelerin olduğu raporu buradan bakabilirim. Ya da diyebilirim ki Ocak'ta değil de ben şurada Ağustos'a bakarsam bana 1. aydan 8. aya kadarki olan bütün oradaki uygunsuzlukların hepsine de bakabilirim. Hayır, buna bakmak istemiyorum. Buradaki şekilde olduğu gibi ben örneğin buradaki Temmuz ayına ait 21 tane uygunsuzluğun ne olduğunu görmek istiyorum. Merak edeceksem de bunların içerisine girip burada tespitleri döktü. Bakın şimdi kanun maddelerine giriyoruz burada. Bunları döktü. Mesela diyor ki vergi usulü kanunu 459 seri nolu tebliğe göre de kasadan yapılan ödemeler veya tahsilatlar 7000 TL'yi geçemez diyor. Gibi bütün buradaki uygunsuzlukları, tespitleri döktükten sonra biz istersek şuradaki tespit raporunun içerisine bakalım dediğimizde peki bakalım. Bize böyle bir rapor getiriyor. Şurada net gözükmüyor ama ben söyleyeyim onun detayında raporda neler var. Bakın orada şöyle belge numarası, sayfa numarası, total, borç alacak yani hesap borç mu çalışıyor, alacak mı çalışıyor, alt hesap gibi ve açıklama alanına kadar YMY satırında siz muhasebeyi oluştururken bütün detayları burada döküyor. Nokta atışı bu konuyla alakalı. İsterseniz bu raporu tümüyle de görebilirsiniz. Canlı sistemde biraz sonra bunun detaylarını tek tek göstereceğim size. Burada öncelikle raporun bir kapak sayfası oluyor. Sizin girdiğiniz bilgilerde şirketinizin işte ünvanı, sizin ünvanınız, hangi döneme ait bu analiz raporu bunları görebiliyorsunuz. Burada mesela 1 Ocak, Ağustos arası. Ne kadar sayfa? Şu kadar. Bunları PDF olarak indirebilir veya bastırabilirsiniz. Mesela mani tablo analizindeki raporda arka tarafta SMM veya YMM ile ilgili ya da yöneticiyle ilgili hem bir özet olacak
Hem de bunun arka tarafında sizin o şirketin mali tablo analizi ile ilgili yorumlarınızı rahatlıkla yazabileceğiniz, kaşeye imzanızı vurabileceğiniz bir raporun parçası da olacak. Ve artık kaç sayfaysa o. Ki en az 30'a yakın analiz yapılacak. Yani bunlardan şöyle söyleyeyim. Bunu nereden alacağız? İki türlü yerden alacağız. Ya oluşturacak biraz soru göstereceğim, mizandan alacağız. Ya da şirketle ilgili göndermiş olduğunuz beyannamelerden. Yani defter verilerine girmeden de beyannamelerden de bunları yapmak mümkün. Çünkü o veriyi veriyorsunuz. Şimdi zaten genel başkanına o verileri verdiğiniz için şirketle ilgili aslında her şeyi öğrenmiş durumda, almış durumda. Şöyle söyleyeyim, genel başkanın en sevdiği veri elektronik defter verileri arkadaşlar. Defteri aldı, faturayı da aldığı için sizden o yüzden BABS'leri falan artık hiç gerek yok. İkisini zaten karşılaştırıyor. Onun için onları zaten yürürlükten kaldırdı. Eskiden 4-5 yıl geriden geliyordu. Şu an yaklaşık 480-470 bin şirketi anlık denetliyor. Burada da satır satır hesap numarası bazında, YMY satırı bazında bütün detayları sistem size veriyor. Yani bir sorunu ya da uyumsuzluğu ya da uygunsuzluğu ararken nerede arayacağınızı bulmanız için gerekli olan bütün alt bileşenleri, detayları sistem size adrese teslim hepsini söylemiş oluyor. Şimdi dikkat ederseniz kullanımı çok basit. Yani oluşturduğunuz YMY defter kayıtlarını defter yükleme işleminde tutup sürükleyip bırakıyorsunuz. Sisteme kaydet diyorsunuz, al diyorsunuz, analizi başlat diyorsunuz. Birkaç dakikalık bir analizden sonra oluşuyor, raporlara bakıyorsunuz, istediğiniz raporları indiriyorsunuz. Gidiyorsunuz ondan sonraki süreçte işte tutmuş olduğunuz muhasebe kaydını, tutmuş olduğunuz programda acaba burada neden bu böyle? Şimdi detaylarını madde madde göstereceğim sizlere. Şimdi bu analiz raporunun dışında demin de bahsetmiş olduğum şurada bir takım bir ikon grubu var. Bu ikon grubu, bu mesela HTML formatında bankaların şirketler kredi isterken diyor ki bana elektronik defterlerini ver diyor. XML de verebilirsiniz ama daha çok tercih ettikleri kriter HTML formatında veya Excel formatında. Şu yanındaki ortadaki ikon Excel. En sağ taraftaki arayüzde şöyle bir süreciniz olacak. Şimdi burada tabii biz denetlenme sonrasında biz sizin gibi muhasebeyi tutmadığımız için aslında mali müşavirlerimizin ya da şirket mali işler yöneticilerimizin şunu yapıyor olması lazım. Şimdi gerçek akışı, ben şu an sunumu size söyledim. Gerçek akış şöyle işliyor, işlemesi gerekiyor. Şimdi siz Ocak ayının diyelim ki defterini yüklediniz. Burada bir takım uygunsuzluklar gördünüz. Baktınız rapora, gittiniz, bu muhasebe kayıtlarını kontrol ettiniz. Orada dediniz ki evet, bunların olmaması gerekiyor. Belki bazı buradaki açıklamaları size uyarıyor. Dediniz ki yok ben böyle olmasını istiyorum dediniz. Devam ettiniz. Ne yapacaksınız? Şimdi içeride evet analiz etmişsiniz. İlk bir analiz yapmışsınız. Bunu buradan sileceksiniz. Yeni düzelttiğiniz YMY defterini tekrar buraya getirip yüklüyorsunuz. Bu kaydettik ve düzelttikten sonra hala bir takım uygunsuzlukları yakalıyor mu sistem? Kontrol ettiniz. Bir şey yok. Tamam. Sorun yok. Gelir başkanına artık gönderebilirsiniz. Hala gözden 2-3 tane bir şey kaçıyorsa tekrar onları kontrol ediyorsunuz. Diyorsunuz ki ben bunları biliyorum. Sorun yok. Böyle kalsın. O zaman Ocak ayını geçiyorsunuz. Şubat'ı geçiyorsunuz. Burada diyelim ki böyle bir sistemde çalışmak istediğinizde şunu yapmak zorundasınız. Defterin bütünselliğini korumak için Haziran ayındayız. Mutlaka bu sistemin çalışabilmesi için Ocak'tan başlayıp Mayıs'a kadarki bütün defterleri sırasıyla yüklemeniz gerekiyor. Haziran'ı da en son yüklemeniz gerekiyor. Yani şöyle yaparsanız sistem bunu yüklettirmenize izin vermeyecek. Ocağa yüklediniz, sonra Mart'a atladınız, sonra işte Mayıs'a geçtiniz, sonra Haziran'a geçtiniz. Kabul etmiyor. Diyor ki Şubat'ı da yükleyeceksin, arada Nisan'ı da yükleyeceksin, ben defteri bir bütün olarak göreceğim diyor sistem. Dolayısıyla bu yüklemeyi yaptıktan sonra baktığınız düzenlemeleri de yakaladığınız uygunsuzluklara da gittiniz, düzelttiniz, tekrar check ettiniz, sorun yok, bir sonraki aya devam edebilirsiniz. Demek ki ben artık Yeliz Başkanı'na bu denetimden geçirdiğim defterleri çok rahatlıkla aktarabilirim. Sizin için artık vergi usul kanunu, ticaret kanunu ve muhasebe ilke standartlarında bu konu düzeltilmiş vaziyette. Şu ana kadar ben size şöyle söyleyeyim, yeminli kontrolünde olan şirketlere bile biz İstanbul'da gittik. Biz de hata olmaz dedikleri yerlerde öyle hatalar çıktı ki
Hani bırakın mali müşavirlerimizi. Mesela ben buraya gelmeden geçen hafta bir bağımsız denetim yeminli şirketi 35 tane mükellefini bu tarafa geçirdi. Bizlere mümkün değildi. Yani bunları yemeye satır bazında tek tek kanun olarak inceledik. 4-5 noktaya bakıyoruz. Tutuyor bu hesaplar, tutuyor. Ama o tutması demek bunun uygunsuzluk olup olmadığını garanti etmiyor. Kendi bütünselliği içerisinde evet tutuyor. Devam edeyim buradaki süreçle ilgili. Bir de şunu yapabiliyoruz. Burada çok net görmüyorsunuz ama benim yansıttığım tüm ekranda göreceksiniz. Normalde analiz raporunun dışında bize bu yüklemiş olduğunuz defter kayıtlarıyla birlikte gelir tablosu, bilanço, mizan gibi temel raporları da oluşturabiliyorsunuz. Yani yıl sonu geldiğinde siz 12 ayın verisini buraya yüklediğinizde mizan bizim için çok kıymetli. Çünkü biz o mizan raporundan ve mizan verisinden mali tablo analizlerine gideceğiz. Çünkü işin temeli o. Veya şirket elektronik defterlerini yüklemedi. Diyoruz ki o modülün arayüzünde göndermiş olduğun beyannameleri XML olarak buraya yükle. Mali tablo analizini ondan sonra geç. İki metot da olabilecek. Bu mali tablo analizlerinde kısaca bilgi vereyim. En basit asitte sorun. Yani bir şirket borcunu nasıl döndürebiliyor? Eğer nakitiyle mi döndürebiliyor? Yoksa stoklarını satarak mı döndürebiliyor? Yoksa gayrimenkullerini satarak mı döndürebiliyor? Bütün o tablo analizlerini, 30'a yakın bütün tablo analizlerini vereceğiz orada. Sektör ortalamaları da dahil. Karlılık, zararlılık. Mesela şirket bir X sektördedir, inşaat sektöründedir. Diyeceğiz ki, bak Maliye Bakanlığı'nın söylemiş olduğu sektör ortalamasındaki kar oranın bu, senin oranın bu. Hele arka arkaya veri 2 yıl zarar beyanıyorsa direkt denetlemedesin. Dolayısıyla bunlar hep gözden kaçan konular. Şimdi ben açıkçası bu yazılımın ürün yönetimiyle birlikte işin içinde olurken bir şirketi de yönetiyorum. Şimdi bunu devreye aldıktan sonra biz yeminli kontrolünde çalışıyoruz. Dedim ki bütün defterleri burada denetime tabi tutun. Yani şirketlerimiz için. Şimdi otururken arkadaşlar yeminliyle buna göre oturuyorlar. Eskiden diyorduk ki ne varsa kabuldür. Şimdi öyle değil. İkinci bir konu. Burada süreçte neyse ona devam edeyim. Şimdi bölmeyeyim. Evet, analiz raporları, gelir tablosu, bilanço, mizan. Ve buradaki bütün gelir tablosu, mizan, bilanço bunların hepsini de Excel olarak istiyorsanız da desktop'a indirip kullanabilirsiniz veri olarak da. Şimdi evet bunları da Excel'e atıyor. Şimdi arzu ederseniz bir canlı veri üzerinden size göstereyim bunu. Şimdi net geldi değil mi? Sunumdan daha mı net görebiliyorsunuz? Sunuma göre daha mı net ekran? Yani yapabileceğim bir şey yok ama sunumdan daha iyi değil mi? Peki. Şimdi burada en önemli konu, bunu yeni koyduk. Burada bir kere ilgili bendeki data 2021 datası. Mesela bu tabii fake bir isim ama data gerçek. Firmadan da izinini aldık. Mesela bakın. Burada aslında bu mükellefe ait bir mükellefin görünümünü görüyorsunuz. Ocak, Şubat, Mart, Nisan böyle gidiyor. Bunun anlamı ne biliyor musunuz? Mesela 2021 Ağustos ayına şirketin tuttuğu elektronik defter kaydının kanun nezdinde aslında bir kalite indeksini gösteriyor. Muhasebe kalitesini gösteriyor. Ve bu hataları mükerrer yapmaya devam mı ediyor? Yoksa belli bir aya gelip bunları işte vazgeçiyor, başka bir takım bir şeyler mi yapıyor? Ben çok uzun bayağıdır vergi denetimcileri ya da vergi uzmanı, vergi denetim uzmanları derneğin üyeleriyle de, yani vergi müfettişleriyle de bayağı bir görüşüyorum. Mesela onlar belirlemişler, Türkiye'de en hastalıklı yapının 131, ortaklar cari hesabı diyor. Kangren olmuş vaziyette diyor Türkiye'de diyor. 131'e gidiyoruz var ya diyor. Böyle elinizde koymuş gibi diyor, çat diyor, alıyoruz mükellefi diyor. Ve
kalbinden diyor yakaladığımız için de diyor olay bitiyor diyor. Yani 131 öyle bir hesap ki çok sorunlu, kangren bir hesap. Şimdi bunun haricinde defter işlemlerine geçelim. Biraz sonra geleceğiz. Özellikle 191, 120 hisse senetlerinin satışı, 131 ortaklar cari hesabı. Bakın mesela Ocak ayından itibaren demin gösterdiğim tespit raporu. Mesela akıl alacak gibi değil. Kasa hesabı alacak bakiye veremez. Mesela şuna bakalım. Bakın Vergüsül madde 3. Dakika 1 gol 1. Yani sektör ve firmaya göre değişmekte ama diyor. Yani diyor kasa hesabında diyor. İşte diyor yüksek miktarda diyor. Çünkü kasa hesabında para tutmanın vergi denetmini gözünde direkt şüphe noktasında algısı var. Dedim ben çok vakit edindim. Ne demek istiyorsunuz? Bir kere hele hele kasa hesabında yüksek miktarda para tutuyorsa bir de kalkıp bunun üzerine kredi almaya kalkıyorsa direkt diyor birinci derecede inceleme altına alınır şirket diyor. Arkadaş nakit hesabında para var sen niye kredi alıyorsun? İkinci baktığımız konu 131 diyor. Bu alınan kredi diyor ortaklara mı diyor dağıtılmış diyor. Ve de elimizde koymuş gibi diyor %70, %80'in üzerinde diyor yakalıyoruz diyor. Şimdi siz normalde muhasebe ilke standartlarına göre doğru bir şey yapıyorsunuz. Hesaplar kendi tanımlarında doğru çalışıyor. Onda bir sorun yok. Şimdi bu yapı girince biz kendi muhasebe ekibimizi ve yeminliğimizi biz denetlemeye başladık. Bu tanımlar doğru mu yapılıyor? Yarın öbür gün hani bunu yapan biz bir girmeyelim böyle bir konuya diye. Mesela burada bankalar hesabının alacak bakiyesi verdiği. Şimdi siz bunu çok daha iyi anlıyorsunuz. Bakın burada hangi dönem, hangi hesap kodu, üst hesap kodu, borç tutarı, alacak tutarı ve ilgili açıklama diyor ki banka hesabı alacak bakiye veremez diyor. Kontrol et diyor. Yani illa kötü niyet aramak gerekmiyor. Mesela çeklere diyor reoskont uygulaması uygulamamışsın. Halbuki sana kanun bu imkanı vermiş. Vergiden kaçınma hakkını diyor kullanmamışsın diyor. Tamam usulsüzlük ama orada tabii altında şey arıyor. Niye çeklere diyor reoskont uygulamadın diyor. Kanun vermiş böyle bir hakkı. Mesela bu felaket bir konu. Bunun hem işveren ve muhasebeyi tutan ya da bu işi yöneten diyor ki çeklerin sıralı gitmiyor diyor. Arada diyor çek numaraları kayıp diyor. Siz buradan bir sürü senaryo üretin. Defter kaydında var bunlar. Mesela bu özellikle muhasebe ilke standartları açısından yani uygulanan bir şey. Maalesef hani şimdi burada maaşlı arkadaşlarımız belki bize de hak verecektir. Tek düzen hesap birimindeki hesap kendi tanımına uygun kullanılmıyor. Yani böyle şeyler de var. O da onu söylüyor zaten. Diyor ki yani bu standartlara uymayan diyor bir şeyi kullanmıyorsun sen diyor. Tanımlaman doğru değil diyor. Mesela devam edelim. Bakın. Vergi usulü kanunu 313 3. fıkrasına kadar denetliyor konuyu. Diyor ki değeri 2000 TL'yi aşmayan alet, edevat, mefruşat, devir aşağı, amortisyona tabi tutulmayarak doğrudan doğruya gider yazılabilir diyor. Yapmamışsın diyor. Ve size tarih, belge numarası, satır numarası, tutar, hesap, üst hesap, işte demirbaşlar vesaire bütün nokta atışı veriyor. Aramıyorsunuz.
Şöyle bir şey yapalım. Bakın şu. KDV başımızın, değil mi? Diyor ki ilgili yemin maddelerini kaydeden satış faturalarındaki diyor KDV toplamları ile tahakkuk maddesindeki KDV toplamları birbirinden farklı olup düzeltme kayıtlarını yapınız diyor. Bakın şuradaki tutarlar birbirini tutmuyor. Yani şöyle söyleyeyim. Aslında ben bunu bir İstanbul'da bağımsız denetim şirketine ortaklarından birine sunumunu yaptım birebir. Dedi ki bırakın dedi mükellefi falan denetlemeyi. Benim bünyemde 5-6 tane maaşlı arkadaş var dedi. Ben bunları iç denetim olarak kullanabilirim dedi. Bilmiyorum çünkü dedi. Sorumlu ortak. Evet. Mesela o öyle yaklaştı. Mesela bu Ocak ayıydı. Bir Mart ayından müsaade ederseniz göstereyim. Bakın 28 tane burada var. Farklı denetim, mesela farklı maddeler göstermeye çalışıyorum sizlere. Mesela gelir vergisi madde 94'e 8. Diyor ki aşağıdaki kayıtlara göre diyor faiz geliri elde ettiniz. Ancak bu geliriniz için vergi kesintisi yapmadığınız tespit edilmiştir. Kayıtlarınızı kontrol edin diyor kısacası. Ve de diyor stopaj hesaplarınızı devam etmenizi tavsiye edilir diyor. Mesela eğer buradaki şirket borsaya çıkmış şirket, daha da önemli bir şey, hem gelir vergisi kanunu hem de tek düzel hesap planı diyor ki hisse senetlerinizi elden çıkardınız ve bir kar veya zarar diyor kaydınız olup olmadığını tespit edin diyor. Yani eğer kar ettiysen kesin diyor vergi kaçırır durumdasın şu an diyor. Açıklaması o. Zarar ettiysen tamam o zaman da daha çok vergi vereceksin. Mesela demin söylediğim en hastalıklı yapı, ortaklar cari hesabı. Şimdi biz burada tabii bunun arkasında çalıştığımız yaklaşık 30 yıldır bu tip özellikle elektronik defter tarafında üstad 5-6 tane yeminliyle biz danışman olarak çalışıyoruz. Ve vergi denetiminde ve vergi konusunda çok uzmanlar. Onlar aslında buradaki bütün o denetim mantığını, bütün o bilgiyi bize analiz olarak getirdiler. Yoksa biz oturup kendimiz bu tip bir mevzuata bir yazılım şirketi olarak hakim olmamız mümkün değil. Tamam biz yazıyoruz ama yani buradaki know-how arka tarafındaki konu dediğim gibi 5-6 tane yeniden oluşan çok üstad konumundaki arkadaşlardan. Özellikle bir iki tanesi de eski emekli vergi dairesi müdürleri falan pozisyonu, bürokrasiden gelen ve nereye el atıp hemen tak yakalayacaklarını çok iyi bilen bir ekip bize bunu formüle etti, verdi. Mesela 191. Bu da katma değer vergisi kanunu 29. Mesela ne diyor? İlgili yemeğe madde faturalara indirilecek KDV'nin toplamıyla tahakkuk maddesindeki şeyler tutmuyor diyor. Burada olduğu gibi. Gözden kaçabiliyor. Mesela yine aynı. Deminki konu. Şuna geleyim. Bunu göstermemiştim. Bu da tek düzen hesap planı ile alakalı bir konu. Yani bunun yorumunu zaten siz gayet iyi biliyorsunuz. İsterseniz biraz bekleyin bakın. Yani bu gelecek yıllara ait olan giderlerle alakalı. Bakın geçici vergi. Hepimizin çok çok uğraştığı. O dönemlerde size dokunmaya bile korktuğumuz, hiç kapınızı bile çalmıyoruz. Geçici vergi, KDV vesaire. 360 hesabın incelenmesi geçici vergi tahakkuk yapılmadığı görmüştür. Ödenecek geçici verginiz var ise tahakkuk kaydının yapılmasını öneririz diyor. Unutulmuş ya da yapılmamış.
Mesela diyor ki bu hesap borç çalışması 391 diyor. Yani ne amaçla diyor bunu bu şekilde diyor ki bu kayıt var. Yani biz bu kaydı gördük. Gerçek veriden gelen. Bakın bu çok önemli. Şu. Buna dedim nasıl bakıyorsunuz? Bu dedi direkt dedi fake satış ve vergi kaçırma üzerine dedi bir kurgu diyorlar. Yani dönem sonunda yüksek miktarda daha önce satış gibi gösterilmiş ama dönem sonunda iade alıyorsunuz. Mesela bu da enteresan. Ki özellikle stoklu. Buradaki işletmede şöyle bir şey yok. O veriyi de koyacağız. Özellikle imalat yapan bir şirkette ben korkuyorum yüklediğimizde 150, 151 ve 152 acaba nasıl çıkacak? Ya bu daha çok 153 ile alakalı. Yani hep alınan, satılan mallarla alakalı. 151, 152 de kesinlikle. Şimdi bir de şöyle bir konudan bahsedeyim. Bu yılı geçelim. Ya önümüzdeki yıl ya bir sonraki yıl şöyle bir zorunluluk gelecek arkadaşlar. Özellikle bir malı üretimini yapıyorsa bir firma biliyorsunuz Ticaret Bakanlığı'ndan gidiyor ürünün barkodunu alıyor değil mi? Unik. O ürüne ait barkod. Şimdi diyor ki o yetmez diyor. Stok kodu ve stok adı da diyor unik olacak diyor. Elektronik belgelerde de diyor o ismi ve o adı stok kodunu kullanacaksınız diyor. Ben mal hareketini diyor aynen diyor ilaç takip sisteminde olduğu gibi diyor. 1 milyon adet üretilmiş. Toptancıya geçti 500 bindi. 500 binden ara dağıtıcıya geçti 400 bini. 400 binde satıldı. Kimin tarafından satıldı? Hepsini göreceğim diyor. O stok yağlamaları var yani arka tarafta sabunluyorlar falan. Birkaç yıl sonra bitiyor. Onu söyleyeyim size. Yani biz bunu bu kadar denetliyorsak zaten. Yani o yüzden artık hani normal klasik bu yapıdan çok vakit kalmadı. Onu söyleyeyim size. Birkaç yıl içinde bu senaryo gelecek. Bize bunu söyledikleri 2019'du. Korona girdi. İşte seçim girdi, ekonomi girdi. Ben tahmin ediyorum bu yıl geçer. Ya 24 ya 25'te en geç bu iş devreye girecek. Çünkü bunun hazırlığını yaptık diyorlar. Birkaç tane daha göstermek istediğim şey var. Bu Mart ayıydı. Zannediyorum bir de şu Haziran'a bakalım. Şunu gösterebilirim. Bu da önemli. Bu da tek düzen hesap planında. Yani 120 alıcılar hesabının diyor. Alacak kalını vermesi yani doğru bir durum değil, mutat bir durum diyor. 340 da diyor alınan sipariş avansları hesabına aktarılması gerekip gerekmediğini kontrol edin diyor. Yani ben burada bir sorun var diyor. Ve o sorunu gördüğü de buradaki maddeleri de size gösteriyor. Bakın şu bir de. Vergi usulü madde 3, kurumlar vergisi madde 13. Gelir Vergisi Kanunu madde 41'e 5. bendinde diyor ki uzun bir süredir hareketsiz duran hesabın transfer fiyatlandırması açısından kontrolü. Bu sakıncalı bir durum diyor. Hareket görmemiş bu hesaplar. Bu hesabın uzun süre hareketsiz kalması ilgili kişilere yapılan işlemler içerisinde transfer fiyatlandırması açısından denetçiler tarafından sıklıkla eleştiri konusu. Eleştiri konusunu şöyle algılayın yorum olarak denetlenme konusu diyor. Onlar tabii anlatırken bize naif bir dille hani burada yazın diye ama denetlenme konusu. Ve vade farkı uygulayarak bir gelir kaydı yaptıysanız sorun yok diyor. Çünkü gelir beyan ediyorsunuz, vergisini ödüyorsunuz. Siz de çok iyi biliyorsunuz. Devlet vergisini alıyorsa bu iş bitmiştir. Vergiyi alıyor. Bakın demin bahsettiğimiz konu. Ortaklar cari hesabı. Hala devam ediyor. Haziran ayına geldik. Biz bir şirket grubuna İstanbul'da sunum yapıyoruz. Bir takım şirketlerin ortakları da var. Bu 131 ile ilgili eleştiri getirince biraz alınmışlar.
Dedim ki yani sizin alınıp alınmamızla ilgili biz bir şey yapmadık. Yani ama gerçek bu. Ya o şirket hesabınız, şahsi hesabınız değil, şirket hesabını o şekilde kullanamazsınız. Yani böyle bir hakkınız yok sizin. Baktım çok ikna olmuyorlar. Bu şirket benim zihniyetiyle baktık. Öyle işte, olay değişiyor. Dedim yani siz bilirsiniz. Devleştire getirseniz, ne ayıkları yaparsanız, şirket benim diyor. Evet. Mesela bizim yapımızda ben şimdi mesela gömülecekse şirketin yönetimi bütün hisseleri bana geçti, ben yatıyorum. Şimdi ben oradan maaş alıyorum. O hesap benim hesabım değil mi? O hala o ikilemi anlamış değiller ki siz çok daha iyi biliyorsunuz. Türkiye'deki birçok işveren hala da oraya öyle bakıyor. Hani çok kurumsallaşmış belki holding grup olanlar hariç diyelim. Yani hani burada bazen bir şey söyleseniz de söyleyeyim mi söylemeyeyim mi ayrı bir konu ama gerçek bu. Evet, ben kısaca biraz da şeylere geçeyim size raporlarla ilgili. Bu bakın şunu isterseniz göstereyim size. Bir süreyi hep birlikte görelim. Şu an şuradaki gördüğünüz, tabii biz burada test datası olduğu için siliyoruz, ediyoruz. Daha önce bunları yüklemiştik. Mesela şunlar, YMİ'ye sayfa sayılarını şurada görüyorsunuz. Bu Ocak ayı olduğu için bir açılış-kapanış fiş kaydının numarasını gösteriyor. Şurayı göstereyim. Şuraya da bastığımızda özellikle ben hangi aylarla ilgili analiz yaptım, yani benim de logomu tutuyor. Onu da görüyorsunuz. Hangi aylarda neyi yapıp yapmadığınızı da buradan takip edebiliyorsunuz. Yani analiz günlüğünü bir log olarak görebiliyorsunuz. Mesela bir tane de şöyle göstereyim, toplu göstereyim. Mesela 22 sayfaymış. Ben şu an şirketteki şeyi kullanıyorum. Yani internet üzerinden. Burada hiçbir yüklü bir şey yok. Burada işte dökmüş. Demin size tek tek gösterdiğim hani Ocak, Şubat, Mart, Nisan bütün toplucana. Buradan dediğim gibi istiyorsanız download edip, print edip bütün bu raporları da alabiliyorsunuz. Şimdi hem biraz sohbet ederiz hem de şunu ben başlatayım. Evet. Aşağı yukarı evet işte. 15.08'de başlattık. Şimdi hangi ay? Eylül ayı. Şimdi dolayısıyla biz aslında hani bu bizim sizlerle birlikte gösterdiğimiz şu an birinci faz. İşte ikinci faz, üçüncü faz. Dolayısıyla buraya biz bir teknoloji şirketi olarak evet, bir entegratörüz ama bizim artık elektronik fatura vesaire falan gibi belge gibi süreç gündemimizden çıktı kısmen. Çünkü zaten sistem regüle olmuş durumda. Ha, bu arada hatırlatma yapayım. Eğer bizimle çalışan ya da çalışmak arzusu içinde olan maaş harcayarımız varsa başkanım da buradayken çok fazla vaktimiz yok bu ayağa ait. Çünkü 3 milyon lira işte emlakçılık gayrimenkullerde 500 bin TL, ev ticarette 500 bin TL yani elektronik faturaya geçiyor. 23'ünden sonrasını diyorsunuz devlet tatil ilan etti. Dolayısıyla normalde aslında Kurban Bayramı gelmemiş olsaydı biz 30 Haziran'a kadar vaktimiz vardı. Evet, nöbetçi ekiplerimiz vesaire olacak ama eğer işletmelerle ilgili bir mali mühür başvurusunda bulunulmadıysa hani bu saatten sonra gelir mi, yetişir mi, ne kadar yetişir orası biraz muazzalı bir durum. Hani onu da göz ardı etmeyin. Ama eğer bizimle ilgili bu konuda başvuruda bulunacaksınız liste konusunu, mesela birçok konuştuğumuz, çalıştığımız mali müşavirlerimizden diyoruz ki artık bu yıl geçecek olan elektronik fatura mükellefinizi bize verin. Ancak aktivasyonları ama mali mühürlerini falan hepsinin alınmış olması gerekiyor. Çünkü çok vakit kalmadı. Bugün ayın 7'si. Yani şurada 10 gün falan var. 10-15 gün var. Dolayısıyla bu konuyu da lütfen atlamayın. Yani bu önemli bir konu. Belki mutlaka gündeminizdedir. Şimdi genel olarak bakıldığında biz artık hani süreç itibariyle, geldiğimiz nokta itibariyle elektronik fatura, e-arşiv fatura değil, şirketleri sizlerin daha artık final, hani LinkedIn'de görüyorsunuzdur, Financial Advisor deniyor, bazı maaşlarında ya da CPA deniyor. Şimdi mesela bilmiyorum biliyor musunuz, yurt dışında yeminli diye bir kavram yok arkadaşlar. Mesela İngiltere'de, işte ne bileyim Almanya'da maaşlar. Tek. Yeminli maaşlar, normal maaşlar diye bir kavram yok. Orada tek maaşlar. Dolayısıyla da biz hani bazen çünkü şöyle bir konuşma oluyor. Biz bu denetmeni gösterdiğimizde maaşlarlarımız diyor ki bu bizi ilgilendirmiyor diyor. Yani defter falan tutuyoruz ama da denetim vesaire. Hani KDV kurumlar vergisi, KDV'nin işte bir KDV diyorum kurumlar vergisi ya da vergi matkanlarının yeminler genelde hani ya da son dönemlerde vergiden kaçınma
tabiri de çıktı. Böyle bir görev o tarafa ataması gibi. Çok rastlıyorum, yani çok sık değil ama ben diyorum ki ne alakası var? Yani siz maaşlar değil misiniz? Yeminli şey defterleri tutmuyor musunuz, nikah defterinizi? Bazen de yeminlilere gidiyoruz, biz defter tutmuyoruz, biz size defter tutuyorsunuz demiyoruz ki. KDV artı kurumlar vergisi ve vergi matrağının ne olacağını siz karar vermiyor musunuz? Yeminlisiniz, kontrolünüzden geçiyor. Evet, ediyoruz zaten denetim konusu. Şimdi bazen iki grup böyle birbirine bunu pas edebiliyor. Diyoruz siz bilirsiniz. Ama sonuçta bu yapılması gereken bir iş. Denetim konusu. Bu konuyu biz çok önemsiyoruz ve bundan sonra da bu tarafa çok fazla yatırım yapacağız. Yani artık klasik hani maaşlar yazılımımız var ama yani orada değil artık konu. Bu tarafa doğru kayıyor. Dolayısıyla mesela ben İzmir'de ve İstanbul'da da hani hem İstanbul Bölge Müdürümüz, İzmir'de de Bölge Müdürümüz birkaç tane mesela bizim bulunduğumuz çalıştığımız plazalarda vesaire mesela birkaç tane ben maaşlar şirketine şirketleşmiş diyor ki biz artık defter tutmuyoruz, defter tutmaktan vazgeçtik. Yani 50 tane, 70 tane şirkette sadece onların kendi yerinde defterleri tutuluyor, biz denetim yapıyoruz diyor. Avukat ortağımız da var diyor, işte iş hukuku vesaire falan. Tamamen diyor, hani bunu yapanlara tabii çok rastlamıyorum ama bunu yapan maaşlar arkadaşlarımız var, şirketleşmiş. Eminim ki başkanım da bu konuda oda olarak da çok telkinde bulunuyordur. Mutlaka ben duyuyorum, birçok oda başkanı da bunu söylüyor. Ama ben size şöyle söyleyeyim, naçizane dışarıdan gördüğüm, çok vakit kalmadı arkadaşlar. Yani birkaç yıl daha var, yani ondan sonra artık her şey elektronik ortamda. Bu işi mesela 35-40 yaş bandındaki mali müşavirler veyahut da 40-45 yaş kuşağındaki yeminliler tamamen bu elektronik çalışma ortamında çok angaje olmuş durumdalar. Çünkü gidişatın bu noktada olduğunu artık herkes hemfikir. Eskiden bu sistem çalışmaz, etmez, işte ara verirler, yürümez, etmez deyim diyordu. Bakın geldi. 15.08'di. Saat kaç oldu? 13 oldu. Biz biraz geçtik tabii, konuşmaya daldık. Bakın analiz Eylül ayında yoktu. Çıkarttı. Hatta size şöyle göstereyim ne kadar dakika olduğunu da. ...17.56.06'da başlamış, 54'te başlamış pardon, 2 dakika olsa ama 32, 2 dakikadan az. Yani 1 dakika 30 saniye, 40 saniye falan gibi hızı. Bir sadece şunu göstereceğim, bakayım farklı bir... Mesela ilgili hesap burada farklı bir ters bakiye vermiş. Hastalıklar aynı, devam ediyor. Ha mesela şu, farklı. İlgili maddeleri görüyorsunuz. Bir araç satış var. Yani diyor ki, burada diyor eğer binek otomobilse KDV %1 olarak uygulanmalıdır. Eğer bunun dışında bir satış söz konusuysa bu uyarıyı dikkate almayın diyor. Ki araç Kaşkay, yani binek otomobil. Dolayısıyla uyarıyı dikkate alması gerekiyor. Gibi. Şimdi benim kısaca hani size bugünkü kapsam içerisinde özetleyeceğim durum bu. Yani elinizde fark etmiyor. Hiç fark etmiyor. Hiç fark etmiyor. Çünkü neden? Logo veya diğer saydığınız bütün yazılım markaları e-defter GoTR'de elektronik defter gönderme uyumlu yazılımlar listesinde olduğu için bize yemeye defter kayıtlarını ilk zaman size vermeleri, bunu denetlemeniz için hiçbir engel yok. Ha, o da güzel. Şimdi orada şöyle bilgi vereyim. Fiyatlar konusunda bilgi veririm, göstereyim fiyat listesini. Ama şunu öncelikle söyleyeyim. Biz burada aslında sistemde sizle birlikte devam etmek istiyoruz. Ve ben orada size hani pozitifin de üstünde bir ayrıcalık tanıma noktasında, yani fiyat politikasını belirleme konusunda şöyle bir yapı yaptık. Onu da başkanım da burada gerçi. Nasıl yapalım? Fiyat sesini açıklamamda bir şey var mı başkanım? Bir sakınca var yok. Peki, tamam. Şöyle ama şunu çok söyleyeyim. Evet sen biliyorum varsın. Şirketiniz olarak ama onu söyleyeceğim. Kusura bakma, manşerlerimize ayrıcalık yaptık. Diyelim ki size 1 lira dediğimiz bir şeyi bir şirketin mali işler yönetisine 2 lira diyoruz.
%100 size bir pozitif ayrımcılık yaptık. Sebebi de diyoruz ki sizlerin bu konuda artık hani bu tarafa geçip hizmetinizi bahsettiğiniz ya da bizim piyasada işte çok duyduğumuz zaman da aslında çok hani hoşumuza gitmeyen, beğenmediğimiz, üzüldüğümüz hizmet ücretlerinizi yukarıya bu tip bir katma değer sağlayarak yukarıya çekebilmeniz için. Bütün şeyimiz bu. Neden? Çünkü sizlerin var olup bu sisteme sahip çıkıp bu regülasyonu siz yönetiyorsunuz. Çok zor bir iş yapıyorsunuz Türkiye'de. Yani ben şöyle söyleyeyim, 2016-2017'den beri manşarlarda çalışmaya başladıktan sonra çalışma takviminizi öğrendim. Mesailerinizi öğrendim. Ne kadar meşakkat gibi iş yaptığınızı öğrendim. Hatta bana diyorlar ki siz şey misiniz, manşar mısınız? Değilim ama fahri olarak olduk. Bizim satış ekibi fahri olarak mali müşavir gibi şey yapıyor. Neden? Yönetime öyle ben bazen icra kurulunda diyorum ki ayın 13 ile 26-27'si arası mali müşavirler aranmaz. 27-28'den sonra. Böyle bir yapı var. Şimdi o yüzden sorunuza birinci aşamada öyle bir bilgi vermiş olayım. Burada da mesela şöyle örnek vereyim. Siz oradan ölçekleyebilirsiniz. Yıllık 1200 sayfa yevmiye defterinin toplamını, yani ayda 100 sayfaya falan denk geliyor. Şimdi burada tabii şöyle bir ölçek yok. Yıllık 1200 sayfa yevmiye defteri tutan bir şirketin cirosu bazen 100 milyon lira da olabilir, 10 milyon lira da olabilir. Burada önemli olan bilanço esasına ait olan bir defter mi? Ona bakmak lazım. Biz 1200 sayfa defteri bir yıllık denetleme ücreti 1500 lira. Ayda 125 lira gibi bir rakama geliyor. Evet. Aynen öyle. O, evet. Defter. Orada yalnız Sayın Müşavir Cemile Hanım'da değil mi? Şöyle bir şey uyarıda bulunayım. Onu şöyle en azından buradaki sizin sormanız vasıtasıyla ben diğer müşavir arkadaşlarıma da onu açıklık getireyim. Orada şöyle bir şey yapıyoruz. Şimdi biz diyelim ki siz dediniz ki ben bir tane defterimi denetleyeceğim. Ya da dediniz ki benim çok hoşuma gitti, çok risk görüyorum. 10 tane defterim. Biz orada liste fiyatının üzerinde %10, %20, %30 gibi derecelerimiz var. Size bir daha o indirimli fiyat üzerinden bir daha indirim uyguluyoruz. Bu bir. Bir de orada şöyle bir konu var. Mesela dediniz ki siz bu şirket 1200, mesela 2022 kayıtlarına baktınız. 1200 sayfa giriş seviyesindeki işte o paket benim için yeterli. Bu VKN'nin özelinde. Efendim? Sayfa sayısı. Sayfa sayısı. Çünkü şimdi defterde biz ta entegratör olduğumuzdan beri deftere gigabyte, megabyte çok bize göre anlamsız bir jargon. Yani finans sektörüyle çok uyuşmayan bir jargon. Evet, bilgi bilişim sisteminde megabyte, gigabyte'in karşılığı var. Ama böyle bir hesap da yok. Şimdi o yüzden biz orada dedik ki 1200 sayfa üzerinde konuşuyorum. Burada diyoruz ki, şimdi sisteme siz diyorsunuz mesela, benim 3 tane işte mükellefim var. Hepsi de 1200 sayfa. Bize diyor VKN'lerini veriyorsunuz. Ben size diyorum şu fiyat. Sonra da bir fiyat veriyorum. Tamam diyorsunuz. İçeriye bunun aktivasyonunu yapıyoruz. Siz girdiğinizde size verilen kullanıcı adı şifrelerle o 3 mükellefi görüyorsunuz. Onlarla ilgili defterleri yükleyerek analizlerini yapıyorsunuz. Orada siz o VKN bazında 1200 sayfalık bir paket satın alındığı için biz diyoruz ki mesela %80 analize geldiğinde bir size, bir de bizim sizinle ilgili olan kontaktaki, satıştaki arkadaşımıza mail gidiyor. Diyor ki bak bu firmanın diyor aldığı paketle %80 kullanıma geldi. Sizi de uyarıyor sistem. Siz orada diyorsunuz ki ya yeterli olur ya da bir üst pakete o zaman geçelim. Biz de o aradaki paket arasındaki farkı, gene indirim oranını da uyguluyoruz. Hemen bir küçük bir şeyle onu size taşıyoruz. Böyle bir şey var. İşin yöntemi var. Onu da bilmenizde fayda var. Onun dışında hani varsa başka sorunuz cevaplamaya çalışayım. Ama mevzuat tarafında ben 5-6 aydır bayağı bir vergi inceleme kitabı da okudum. Yani işi gücü bıraktım, okudum. İyi oldu ama sizin kadar bilemem. Onu da söyleyeyim. Yani bu benim işim, mesleğim değil. Ama en azından sizinle ortak jargonda bir şeyleri konuşabilmek adına bir mesaim oldu. 220. 220. 220. Bu şeyde gipte muazzam. Yani onlar tabii, ha burada ne yapabiliriz'e biz baktık. Bu 220 kriteri
İşte tablonun üzerine bir kenara koyalım, ne kadara taşıyabiliriz diye baktık. Ben size söyleyeyim, mesela borçlar kanunu buraya almadık. Borçlar kanunda bir sorduk, buraya koyacağınız en fazla dediler 8-10 madde var, o kadar yani. Hani belki buraya bir 30-40 tane daha belki hani bir şey de yapmak istemiyoruz bu sefer. Buradaki madde sayısını arttıralım diye konuyu da zorlayıp bu sefer çıkan uyarılar da anlamsız hale gelmeye başlayınca bu sefer de şimdi sistemi kullananlar ya zaten bu buraları anlamsız hani bir mesaj verip bu sefer inançsızlığı da yani sisteme güveni de bu sefer bozacak diye biz orada çok o yeminlilerden gelen, üstadlardan gelen şeye göre hareket ediyoruz. Evet çünkü sistemin bir güvenilirliğini kaybetmemesi gerekiyor. Ama mesela şu an en optimum seviyede. Yıllık bir gerileme var mı Erman? Yok. Mevzuat desteği, hepsi bizde başka. Mali müşavirlerimiz o söylediğimiz rakamdan bütçeleme yapabilirler. Biliyorsunuz bizim tarzımız hani sonradan sürpriz bir şey falan yok bakındı yok vesaire. Bizde öyle bir şey yok. O mevzuat yükü bizde, işte bunun güncellenmesi bizde, o bize ait olan bir şey. O sizi çok ilgilendirmiyor. Yani şöyle davranmıyoruz işte klasik diğer yazılım şirketleri gibi işte bir de şöyle şu da var, bu da var. Yok. Siz diyorsunuz ki biz size bekarlı. Bu rakam, bu sizin yıllık. Siz amacımız şu aslında. Başkanım çok doğru bir şey söyledi. Başkanım biz maaşlar arkadaşlarımıza çok sabit ve ölçeklenebilir bir ücretle mesleklerini en iyi kalitede, üst seviyede icra etmelerini istiyoruz. Aslında temel hareket noktamız bu zaten. Yoksa öteki türlü daha başlamadan topuğumuza sıkarsak bu sefer yol alamayacağımızı çok net biliyoruz. Onu yapmak istemiyoruz. Başka soru varsa alayım. Ben bir şey sorayım. Buyurun. Hayatımıza bir dekorite perişe diye bir şey gidiyor. Evet. Mühendik bayramı bulamaya başlanıyor. Sene sonunda da kamyonların koluna tablolar yüklenecek. Evet. Vallahi işte orası film. Yeşilçam filmi dersiniz yoksa yani Fast and Furious mu dersiniz? Hızlı ve öfkeli mi olacak? Evet. Sorunuz çok güzel bir soru. Zaten şimdi biz bu Haziran, 30 Haziran şu belge yükünü bir geçtikten sonra yani bayram vesaire işten sonra çok hızlı bir şekilde bu enflasyon konusu muamma zaten. Şu an bütünüyle işte danışmanlık aldığımız yerlerde de oraya odaklanalım diyoruz. Çünkü bir 6 ay vaktimiz var. Çünkü yanılmıyorsam en son bir 2002'de bir enflasyon muhasebesi 1-1,5 yıl falan uygulanmıştı. Bir o konu var. Bir de zaten kümü FRS'ye geçildiğinde buradan niyet aslında belli olmuyor mu? Yani küçük KOBİ'leri bile bilanço esasına göre yönetmek. Bankalar bu konuda şöyle hazırlar. Bütün kredi verme sistemlerini elektronik defter tarafında. Fakat orada sorun şu. Diyor ki yani ben böyle bir şey yapacağım ama bu finans mali tablo analizlerini nasıl elde edeceğim? Şimdi banka oturup bu benim işim değil diyor. Keşke diyor devlet tarafında diyor o şirketi diyor bir indeksleme olsa da diyor, bir FinDex değeri olsa da diyor, bunun bir, bunun iki, bunun üç. Ben ona göre verdiğim kredi güvenli veya işte faiz oranını düşüreceğim, yükselteceğim. Şimdi böyle bir kamu otoritesi yok. Ama devlet bence hani kümü FRS ile ilk önce şöyle düşünüyor benim gördüğüm kadarıyla. Entegratörler toplantısında da ben bunu, bu soruyu sormuyorum ama, sormadım ama hani genel olaya yaklaşım açılarından bakıldığında şöyle, önce bir takım kuralları koyuyorlar. O kuralları koyduktan sonra ufak ufak sisteme girişleri belli bir tarihte duyuruyorlar. Sisteme bir konuyu alıyorlar. Bir tabloya bakıyorlar. Nasıl bir tabloyla karşı karşıyalar. Ondan sonra da ek düzenlemeleri alarak devreye giriyor. Mesela şöyle bir örnek vereyim. Geçmişte şu anki geldiğimiz noktada yaklaşık 17-18 tane mi yanılıyorsam tebliğ çıktı. Şu an Gelir Dersi Başkanlığı bu tebliğleri birleştirip tek bir tebliğ haline getirmek istiyor. Ama bunu yaparken de yazılım olarak kendi kullandığı sistemle ciddi şu an bir iyileştirme çalışması içindeler. Çünkü orada da sorunlar olduğunu bize kendileri söylediler. LinkedIn'den eğer takip ediyorsanız Abdullah Bey mesela başkan yardımcısı Kiraz değil ama şimdi Karamancı mesela aynı ekipten. O devamlı teknolojik olarak YEDES Başkanlığı mesela duyurular yapıyor. Artık platformu buraya taşıdık, şöyle yenilik getiriyoruz vesaire.
bize bu konuyla ilgili bilgiyi geçen senenin Mayıs'ında yaptıkları entegratörler toplantısında söyledilerdi. Yani biz artık yeni bir tehlikeyle şu an uğraşmayacağız. Bunun penetrasyonunu arttırmak istiyoruz ve var olan çalışan sistemi daha iyi regüle edilebilecek bir hale getirmek istiyoruz. Yazılım kalitesi açısından da. Çünkü sistem tarafında biliyorum bayağı büyük bir yatırım yaptılar Ankara'da ama yazılım tarafı aksıyor. Yani en büyük zorlukları da Java ile yapmış oldukları yatırım. Yani böyle bir dille nasıl yatırım yapılabiliyor ben bunu anlamış değilim. Ben IBM kökenliyim. IBM Oracle bunu pazara sundu. Java dedi o kahve fincanlarıyla. O çok büyük tuzaktı. Biz yapmadık mesela. Ben size daha açık bir şey söyleyeyim. Entegratör olduğumuzda olmadan önce biz TÜBİTAK'a dedik ki işte Java ile ilgili o connection tarafını uyumluluk istiyor, test istiyoruz. Entegratör öyle olabiliyorsunuz. Biz dedik Java ile yazmayacağız. Biz .NET ile yazacağız. Böyle bir örnek yok dediler. Biz yazalım verelim test edin dediler. Biz dedik onlara. Şu an .core'a geçiyoruz. Mesela orada platform bağımsız bir yere geçiyoruz. Neden? Çünkü teknoloji o tarafta gitmiyor. Bitti zaten. Destekleyen de yok. Soru. Bir tane Java indirilir mi? Nasıl çatışmalı ya? Böyle eziyet olur mu? Şimdi pür bir bulut sistemi kullanıyorsanız client'a bir şey yüklemiyor olmanız lazım. Ne JavaScript, ne Java. Browser açıp direkt linkten girip şifre kullanmanız lazım. İşte o pür bir bulut sistemi değil. Yani illa bir extension'ı bir şeye yüklemek, işte oradaki motoru ona göre optimize etmeniz lazım falan. Eski teknoloji. Müşteri bazıları uyum saatte çözümü var. Çözümü var. Edatra diye bir çözümümüz var. Güzel bir soru sordunuz. Çözümü var. Bizim Edatra diye bir çözümümüz var Cemile Hanım. Sizin örnekten gidelim. Siz Luca kullanıyorsunuz. Memnunsunuz. Değişmiyorsunuz. Biz de değiştirmeyin diyoruz. Peki. Ama bir entegratörünüz var. Uyumsoft kullanıyor. Yani yazılımın ne olduğunu bir sürü. X. Şimdi EDM kullanan var. Uyumsoft kullanan var. İşte ne bileyim İşnet kullanan var. Ondan sonra E-Finans kullanan var. Var oğlu var diyelim. 8-9 tane entegratöre dağılmış durumda diyelim. Mükellefleriniz. Biz ortaya Edatra diye bir yazılım koyuyoruz. Kurulumunu yapıyoruz. Stoklu fiş aktarımları da dahil olmak üzere. Belgeleri zaten entegre ediyor. Yaptığı şey şu. Ay sonunda hangi entegratör, hangi yazılımda olursa olsun e-belgelerinizi sizin Luca'nıza entegre edecek halde getiriyor önünüze. Yani stoklarda dahil, stoklu fişlerde dahil. Dolayısıyla siz şunu deme zorunluluğundan çıkabilirsiniz mükellefinize. Yani şu entegratöre geç ya da işte şunu al falan. Hani bazı firmalar manşerlerimizin söylediklerini dinliyorlar. Bazıları yapmak istemiyor ya da bazı manşerlerimiz bu sürece girmek istemiyor. Biz de diyoruz ki gerek yok. Birisi çalıştırıyorsa bir başka makineye başka şey kuruyorsunuz, onları oradan gönderiyorsunuz. Evet. Aslında bir farklı şey istiyorsunuz. Aynen. Ya bizim burada amacımız aslında şey, size bütün bu entegrasyonları getirip bu kadar angarya işinin arasında sizin süreci nasıl acaba çok kısa ve pratik hale getirebilir dert o. Yani çünkü de sistem kargaşık baştan yani karmaşık kurulmuş. Bu da bize işte zaruret anlamında bir takım platform ve yazılımlar ürettirme noktasına getiriyor işi çözmek için. Başka çare yok çünkü. Böyle bir yapı var. Ama kümfelesek çok sıkıntılı konu. Geçilmesi lazım, geçilmesi lazım. Ben aslında bazı bağımsız denetçilerin LinkedIn'de görüyorum. Kümü FRS'deki tablolarla yani bu FRS arasındakileri karşılaştım. Böyle bir benchmark yapmışlar. Onları görüyorum. Bende de var hatta. İndirdim. Yani hani bilmiyorum. Ama tabii ben sadece okur yazarlık hani birikimimi arttırabilmek adına bakıyorum. Nedir ne değildir diye. Evet, peki şeyi sorayım. Şu gördükleriniz pratikliği, kolaylığı vesairesi bilmiyorum. Beğendiniz mi? Hoşunuza gitti mi? Ya da eleştiri noktasında ne bileyim hani ben kendinize saklamak isteyebilirsiniz ama istemezseniz de söyleyin dinlerim. Hoş geldiniz. Buyurun. Estağfurullah. Biz Trinon için aldık bu yazıyı. Tamam. Kullandık. Bize bu tespit raporları neticesinde gerekli düzeltmeleri yapmamızı söylüyor değil mi program? Evet. Söylüyor. Evet. Biz de düzelttik. Takip eden yok, defterimiz incelemeli. Defteri siz mi tutuyorsunuz? Evet. Onlar mı tutuyor? Fark etmiyor. Yani
Fark et. Defterimiz de olsun, firmada tamam. olsun. Şimdi orada incelemeye gidebilir. Evet. Şimdi incelemeye gidebilir. Ben size şunu söyleyeyim. Şöyle bir gerçek var. Öncelikle hani bunu bir kabul etmemiz lazım. Bunu da ben bilmiyordum. İşin içine girince gittikçe sorduk. Yeminlerle konuşmaya başladıkça sorduk. Bilmiyorum yani sizler bu konuda ne dersiniz? Bize şöyle bir şey söylediler. Bunu aslında tam doğrulamadılar ama sessiz kalmaları benim bu söyleyeceğim şeyi aslında destekliyor. O da şu, dedik ki bir SMM kontrolündeki şirketle yani sözleşmesi SMM ile olan ya da bir YMM sözleşmesi olan şirkete yani bir vergi inceleme noktasında ağırlık olarak karşılaştırdığını istek konusunda, hani gidelim gitmeyelim noktasında bunu teyit etmediler ama suskun kalmaları benim o sorduğum soru ben cevabımı aldım diyebiliyorum. SMM list, yani sözleşmesi yapılanı çok hemen denetleme ihtimali, yani bir onları durduran bir konu olmuyor. YMM'yi denetleyenlerle biraz daha bu konuda şey davranabiliyorlar. İstekli davranmayabiliyorlar. Evet, evet. Yani öyle bir şeyleri var anladığım kadarıyla. Bu tabii %100 garantisi yok hiçbir şeyin. Yani onu denetlemeyecekler anlamında. Şimdi gelelim sorunuza. Denetlendi. Evet. Şimdi hangi sebepten gelip denetler, örneğin, denetledi? Diyelim, tek düzen hesap planı uymamaktan dolayı özel usulsüzlük cezası. Evet. Bu raporlar çıktığınızda... Ama öyle bir şey çıkmayacak mı? Çünkü siz zaten burada eğer... İşte ben onu soruyorum. Neticesinde diyelim ki çıktı. Biz program çerçevesinde bütün düzenlemelerimizi yaptık. Hayır. Yaptıysanız çıkmayacaktır. İşte, bakın. Mesela çıktı. Çıkmaz. Çıkmaz. Niye çıktı? Çıktığında böyle bir kastımız şimdi, var mı? Şimdi siz şöyle yok. Öyle bir kastımız yok da siz şey gibi şimdi söylüyorsunuz. Benzer Süleyman Demirel'in de hani doğmamış çocuğa hani şey biçmek gibi bir konu oluyor. Şimdi hani şu var. Yemiye satırında zaten siz yani normal bir hesabın muhasebe standartlarında nasıl kullanacağını biliyorsunuz. Ama gözden kaçabilir, ihmal olabilir vesaire. Söylüyor. Şimdi burada bizim sözleşmemizde şöyle bir madde var. Biz tespit raporunda verdiğimiz bu tip şeyleri uygulayıp uygulamamakta siz serbestsiniz. Biz sadece size söylüyoruz. Siz de yaptınız. Evet, ben diyorum. Diyorum ki tamam 191 mesela doğru kullanıyorsunuz diyelim. Ya da 120'yi doğru kullanıyorsunuz. 120 alacak bunun karşısında 320'yi de doğru konumlandırdınız. Rapor size böyle bir şey vermeyecek. Neden? Çünkü olmayan bir şeyi... Biz çünkü duygusal hareket etmiyor ki şeye bakıyor. Hesap doğru çalışıyor mu çalışmıyor mu? Tanım arkada yüklü. Tek düzen hesap planındaki muhasebe ilke standartları. Birebir o tabloyla karşılaştırıyor. Bu hesap diyor böyle çalışması lazımken böyle çalışıyor mu? Nereden öğreniyor? Düzenlediğiniz yemi yedeklerinden öğreniyor. Efendim? Tabii hesabın karakterini oradan öğreniyor. Yoksa öyle bir hareket yapmıyor ki. Şimdi bakın daha aslında kritik bir soruyu sorayım. Şimdi hani biz yüzeyiz ya burada. Hepimizin mesleki sorumlu sigortası var. Var var. Ama ben hayır daha ilerleteyim. Şimdi hani şeytanın avukatlığını yapacağız ya. Nasıl evet, burada biliyorum farkındayım. Benden açayım diyorum zaten. Şimdi şöyle. Dedi ki mesela sorunuzu biraz daha hani ilerleteyim. Kardeşim dedi burada denetledik dedi ama dedi bize ceza geldi dedi. Şimdi ben de soruyu şöyle söylüyorum. Arkadaş sen fiili resmi ayrımı yapıyor musun? Yapmıyorsun. Tek defter. Sorun yok. Şimdi ben burada neyi denetliyorum? İBE gönderdiğin hangi defterin onu denetliyorum. Ben arka tarafta senin eğer yatak odandaki o detayımla bana ne veriyorsan ben onu denetliyorum. Anlatabiliyor muyum? Yani konu bu. Hata derken şu, hata neden şöyle yok, şöyle yok. İlgili kanun maddesi belli. Ben bir şey yapamıyorum, kendim eklediğim bir şey yok. Maddeyi ben koyuyorum oraya. O madde de bana diyor ki şu kanuna göre de şunlara göre böyle yapacaksın diyor. Ben nereden alıyorum veriyi? Sizin ya da şirketin bana verdiği yemiye defterine bakıyorum. Yani demin o yüzden dedim, biz oradaki şeylerin dışına ekstra bir tavsiye, mafsiye bir şey falan yok öyle bir şey. Yani onu biz yaparsak olmaz, çığırından çıkar iş. Yani demin o yüzden dedim yani bu noktayı arttıracağız işte 500 noktada, 1000 noktada. Yani bana böyle bir resmiyette bunun kanun olarak karşılığı bir şey gelmediği müddetçe ben kanun maddesine bunu dayandıramazsam ya da bir sirkülere, çünkü orada sirkülere veriyorum ben, bu sirkülere göre diyorum bunu diyorum, öneriyorum. Değil mi? Onun dışında ben bir şey yapmam, girmem bu tip bir olaya.
Orada hesabı siz doğru çalışıyorsanız doğru çalıştırıyorsunuz. Yanlış çalıştırıyorsunuz ya da eksik tanımlandıysa kontrol ediyoruz. Hesabın doğru çalışıp çalışmadığını kontrol ediyoruz. Bir onu konu ilk önce ona bakıyor. Ona bakıyor zaten. Sonra ona baktıktan sonra işte KDV, vergi usul, ticaret kanunu, onlardaki o ilgili alanlardaki hesap detayında hangi kanunlar geçerliyse onlara bakıyor. Yani yüzde işte diyelim ki 200 ya da 200'de 600, 600'den sonra 700'lü imalat olsaydı onlar çıkacaktı. Onda da 150 ve 700 hesapları, maliyet hesaplarına bakacaktı vesaire. Şimdi mesela orada biz finansal tablo analizlerine gittiğimizde orada kar zarar o 700'lü hesaplardaki çıkanları sektörel ortalamalarla bu sefer. Çünkü onların neticesi biz kar ettim, zarar ettim diye bir şey çıkaracaksınız. Bu sefer onlara bakacağız. Bu sadece dediğim gibi burada belirlenen 3 tane kanun ve ilke standartında bakıyor. Bu bile çok bir şey biliyor musunuz? Yani mesela diyelim ki bilanço esasında bir mükellefiniz, cirosu çok önemli değil. Mesela biz bunu bir yeminliğe gösterdik. Dedi ki bende bir mükellef var 20 milyon sayfa dedi. Nasıl denetliyorsunuz dedim. Denetleyemiyoruz dedi. Sadece işte bir takım 3-5 tane yere bakıyoruz dedi. Denetlemek mümkün değil diyor bana. Hani bunu bir eve yapayım. 20 milyon sayfayı diyor. Kim denetleyebilir Harun Bey diyor. Ya ben bir şey mi kurmam lazım diyor yani. Yani mümkün değil ki. 400 ama orada bizim müsaade edilmeyen konular var. Mesela MASAK bize mesela burada şöyle bir şey yok. Siz şunu yapamıyoruz. Şunu aslında kanunda var. MASAK'ta şimdi şöyle hani ben bakmıştım bir kısmen onun maddelerine. Diyor ki mesela 5000 dolar diyor. İlgili ülke hesap listesi de vermiş. Ülke de vermiş. Mesela bunlardan bir tanesi şeysel bilmem ne falan o hani bağlamalar falan diyor ki 5000 dolar ve üzeri diyor para transferi varsa diyor diyor ki ikinci derece denetlemeye tabi tutuluyor MASAK açısından ama. Bu sefer şey gitmiyor. Vergi denetçisi gitmiyor. Mali suçlar gidiyor. Gibi. Hani biz burada şeye de girmedik. Hangi koddan naylon fatura olacak? Neydi 1701 mi? 1700'de öyle bir kodlar var. 1500 bilmem kaç kod falan var. Ona girmedik. Çünkü o artık mali suç noktasına giriyor. Bizi ilgilendirmiyor. Çünkü bizi aşıyor o konu. Biz sadece vergi kanunu, ticaret kanunu mahsede kalalım. Biz burada siz temel bu konuyu ayıklayın, bunu temizleyin. En azından burayla ilgili bir şeyiniz kalmasın, sorununuz kalmasın. O yüzden haddimizi de biliyoruz. Yani çünkü orası artık bizi farklı bir noktaya götürür. Girmedik oraya da zaten. Evet, benim özetle söyleyeceklerim bunlar. Başkan çok teşekkür ediyoruz böyle bir imkanı verdiğiniz için. Soru yoksa ben burada müsaadenizle bir kere öncelikle ayaklarınıza sağlık. Çok da güzel bayağı dinlediniz böyle. Ya ben çok iyi anlattım ya da sizler çok güzel dinlediniz öyle diyelim. Teşekkür ediyorum, çok sağ olun. Çok sağ olun.